Herkese merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Aranızda beni ilk defa görenler varsa ismim Sinem. Kanalımda genelde bu tarz makyaj videoları paylaşıyorum. Ara sıra da günlük hayatımda neler yaptığıma dair videolar çekip vlog şeklinde kanala atıyorum. Böyle içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bildirim zilini açmanız arkadaşlar bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan haberdar olmanız anlamına geliyor. O yüzden işaretlemek önemli. Bu da ufaktan bir bilgisini vermek istiyorum. Çünkü çok fazla işte videoların önümüze düşmüyor, videolarını görmüyoruz şeklinde mesajlar geliyor bana. Bildirim zilini açarsanız bundan sonraki bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Evet, bugün ne yapacağımızı videonun başından biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Hailey Bieber'ın çıkardığı aylardır konuşulan Sugar Plum Fairy akımını deneyeceğiz beraber. Tabii çok fazla soğuk renklerin kullanıldığı bir akım. Benim cilt alt tonuma pek uygun değil. Aşırı soğuklar bende çünkü çiğ kalabiliyor. Ben mümkün olduğunca kendi tenime yakın renkleri kullanarak yapmaya çalışacağım bu akımı. Ama tabii yine genelde pembe ağırlıklı olacağız ve ışıl 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 diyeceğiz. Hadi o zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce ben bir tonikle cildimi şöyle bir temizleyip şu kuruluklarını, pütürcüklerini atmak istiyorum. Hailey Bieber arkadaşlar ne yaparsa viral olan bir kadın. Hatta son zamanlarda bu çok ünlü olan lip glossları var ya, Rode isimli, hani böyle tüp şeklinde olan. Onlar bile hani eleştirildiği halde satış rekorları kırıyor. Ya dudakta peeling etkisi falan yaratıyormuş, iyi çalışmıyormuş falan. Öyle bir şeyler söyleniyor şu anda TikTok'ta yabancı influencerlar tarafından. Ama ona rağmen kadın yani popülaritesini asla kaybetmiyor. Ve yaptığı her şey viral oluyor. Sugar Plum Fairy de bunlardan bir tanesi. Yani kadın koltukta otururken, yani evinin bir köşesinde koltukta otururken öylesine yaptığı bir makyajla hepimizi peşinden sürüklüyor ve ben de dahil olmak üzere birçok içerik üreticisi yaptığı makyajları yapıyoruz yani. Çok enteresan bir durum, enteresan bir etkisi var bizim üzerimizde. Wet n Wild'ın bu Tinted Hydrating'ini kullanacağım. Normalde bu akımda Hailey Bieber bir ten ürünü kullanmıyor. Yani ben görmedim kullanırken. Ama ben böyle az kapatıcı, aynı zamanda cildimi ışıldatacak bir ürün kullanayım diyorum. Bu ürünü çok sevmiyorum ben, ya yani bayılmıyorum. Bu makyaja da en uygun olacak ürün bu gibi. Çünkü acayip cildi nemli gösteren, ışıltılı gösteren bir yapısı var. Ve de zaten süngerle uygulayacağım için varla yok arası bir ürün olacak ve akıma uygun olacak. Hailey Bieber'le konuşuyordum değil mi? İşte etkisi Kardashian'ları falan bile geçti ki zaten Kardashian'lar düşüşte arkadaşlar. Bir sürü haklarında çıkan imajlarını zedeleyecek haberler falan var. O yüzden düşüşteler. Bu düşüş Hailey Bieber'la Selena Gomez'e yaradı. Yani tekrardan bir yükselişe geçtiler. Kapatıcı olarak da NYX'in bu Born to Glow'unu kullanacağım. Biraz açık kalıyor bana bunun rengi ama hani bu makyaj kaldırır. Hala satışta mı bu arada onu da bilmiyorum. Yani ben kullanıyorum. Şu an sizlere de bahsediyorum ama inanın hiçbir fikrim yok. Şimdi ben bir yüzümü renklendirmek istiyorum. Çünkü o da yüz tarafından başlıyor. Zaten bu makyajın olayı yüzde kullanılan pembeler ama bronzer da kullanıyor. Bronzer'ı daha böyle sıcak değil de soğuk da değil, daha böyle pembeye dönük, daha şeftalimsi mi diyeyim nasıl diyeyim bilmiyorum. Şimdi ben buraya pastelin Pro Fashion serisine ait 306 numaralı allığını getirdim. Bu böyle şeftalimsi, hafiften kahvelik barındıran bir allık. Bir de yine pastelin çok sevdiğim şu bronzerını getirdim. Şimdi ben önce şunu bir uygulayacağım. Bunu beğenmezsem, yani çok sıcak kalırsa, çok pembe durursa üzerinden şununla geçeceğim. Çok hafif uygulandığı söylenemez ama çok böyle bütün yüzünü kapsayacak şekilde falan da uygulamıyor. O yüzden ben önce şöyle ince kontür fırçası gibi olan fırçayla şuraya bir çizik atacağım. Çünkü şuradaki yüz hattını çok keskinleştirmiş. Zaten kemikli bir yüzü var. Zayıf da bir kız. O yüzden kemikleri ekstra ortada. Ben de birazcık böyle hani yüzüm boyutlu dursun diye önce şu fırçayla bir bu rengi geçeceğim. Ki bence uyguladığı renge de oldukça yakın bir renk oldu. Ama düşündüğüm gibi azıcık pembe de kaldı. Şey yapayım. Pofidik bir fırçayla pastelin o bronzerından da geçeyim. Sanki daha iyi olur. Böyle şöyle uygulamalarla yapacağım ki hem lifting etkisi olsun hem de yüzüm daha kemikli görünsün. Tabii Hailey Bieber'a benzemem imkansız da.
Yani tekniklerini uygulayalım hiç değilse. Şu bronzer rengiyle, bu çok hafif bir bronzer arkadaşlar. Bir de çok kolay dağılıyor ciltte. Çok hafif, bununla da şöyle bir üzerinden geçelim. Şimdi ben de bu akıma uygun olabilecek 3 tane allık var. Bir tanesi bu Make Up Academy markasının Blush isimli mat allığı. Adı Atomic arkadaşlar. Mükemmel bir renk. Yani denediğim videoda çok beğenmiştim. O yüzden elimden çıkarmıyorum. Bir de bu pastelin 48 numaralı romans rengini getirdim. Bu renk arkadaşlar son çıkan beşlide yer alıyor. Bir de arkadaşlar The Balm'ın Hat Mamasını getirdim. Ben bu 3 rengi getirdim ama bu akımda Hailey genelde krem ürünler kullanıyor. Ve dedim ki önce şunu bir uygularım. Bu birazcık mat kalacak ama onu da belirtmek lazım. Biraz ışıldaması gerekiyor çünkü. Üzerinden de şununla geç. Bu arada bu çok pigmentli. Çok ucundan böyle parmağınızı değdirip yüzünüze götürmeniz gerekiyor bakın. Uygulayalım. Eğer ışıltısını az bulursam üzerinden bir de hat mamayla geçeceğim. Bu rengi aynı zamanda göz kapağından da geçiyor. O yüzden ben de geçeceğim. Şu noktalarda da göz kapağındaki renkle allığını birleştiriyor arkadaşlar. Yani yoğunlaştırıyor oradaki renkleri. Ben de aynısını yapacağım. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Aynısını yapabilir miyim çok emin değilim de. Gelişi güzel uyguladığı için arkadaşlar, çok fazla detaya girmediği için ben de aynı şekilde gelişi güzel uyguluyorum. Oldu gibi yani, şu allık rengiyle gözümüzün üzerindeki far rengini şuralarda hafiften birleştirdik ama tabii mat duruyoruz şu an. Onu biraz ışıldatmak lazım. Bunun için de şu hat mamayı bir kullanacağım. Aylardır kullanmıyorum. Bir ara hep kullandığım allık buydu. Bayağıdır kullanmıyorum. Bakın nasıl değiştirdi makyajın havasını. Umarım görebiliyorsunuzdur. Gün ışığında yapabilseydim daha net görürdünüz ama maalesef ringlight ışığıyla idare edeceğiz. Bu arada kameranın şarjı bitiyormuş. Şarjını halledip geleyim ben. Kamera kayıt almamış arkadaşlar ya. Şimdi yaptığım şeyleri bir baştan anlatacağım. Mara'nın bu kaş sabitleme jeliyle bir kaşlarımı taradım. Zaten makyajında kaşlarını doldurmuyor. Yani ben görmedim dolduruyorsa da. Sonrasında da pastelin bu Glow Liquid Eyeshadow'larından 221 numarasında bütün göz kapağımdan geçip dağıttım. Yani biraz sönük kaldı Hailey'nin kullandığı ışıltılar yanında. Aynı farı şuradan falan da geçiyor olabilir ama ben o kadar emin değilim ne yaptığını. O yüzden makyajı bu noktada bırakıyorum. Göz kapaklarımız böyle ışıldadı. Aslında bunun üzerinden hafiften bir jel de geçebiliriz de biraz abartı kaçabilir. Şimdi bir maskara uygulayacağım. Çok yoğun bir maskara uygulamıyor. Kirpiklerinin sadece uçlarının kıvrılmış yerlerine maskara uyguluyor arkadaşlar. Ben de çok yoğun göz görüntüsü olmadığı için akımda teleskopik maskarayı getirdim L'Oreal'in. Bu maskara tel tel ayırıp çok güzel kıvırıyor kirpikleri. Aslında bende şey de var ya, Maybelline'in mürdüm rengi bir maskarası. Bu akım için daha uygun olabilirdi bence. Bu tonları daha güzel kaldırırdı ama o siyah kullandığı için siyahla kirpiklerimizi belirginleştireceğiz. Çok dramatik bir görüntü yok makyajda. Çok fresh görünmemiz gerektiği için çok hafif uyguluyorum ama işte kirpiklerim biraz yoğun olduğu için arkadaşlar benim makyaj otomatikman dramatikleşiyor. Hafif hafif şöyle uçlarına uygulayayım. Şimdi dudaklara gelelim. Dudaklar da çok önemli. Dudaklar için de bir sürü ürün getirdim. 2 tane, hatta 3 tane dudak kalemi. Bir tane gloss. Bir tane böyle kremsi mat bir ruj. Bir tane şöyle bir gloss falan. Şunu da getirdim. Yani aslında amacım şu, bunları böyle deneyip eğer uygun bir makyaj olmazsa diğerleriyle tekrardan denemekti. Yani ayağa kalkıp yine yatak odasına gidip ürün getirmeyeyim diye arkadaşlar. Şimdi ilk yapmak istediğim kombinasyon aslında şöyle, yani ilk aklıma gelen oldu. Bu Golden Rose'un Nude Look serisine ait Creamy Shine lipstickleri var bende. Coral Nude rengi bu. Bir de Wet n Wild'ın şöyle bir lip gloss'u var. Şimdi bu ikisini combo yapacağım ben ama şöyle, bunu dudak kalemi niyetine kullanacağım. Çünkü elimde pembe tonlarında çok bir dudak kalemi yok. O da zaten çok pembe bir dudak kalemi kullanmıyor. Daha böyle kahvemsi koyu bir dudak kalemi kullanıyor. Şeftaliye dönük. Ama arkadaşlar bu. Yani bu çok turuncu kaldı. Hatta bu kadar pembenin altında. Hoşlanmadım. Şimdi bunu bir sileyim. Golden Rose'un bu elimden düşürmediğim lip linerlarından
500 kaçtı bu? 304 numarası. Sanki bu oldu. Evet. O da zaten buna yakın tonlarda kullanıyor. Hafiften böyle parmağımızla dağıtalım. Çünkü o da dağıtıyor. Evet, üzerinden de şu Wet n Wild'ın Mega Slicks isimli lip glosslarından birini kullanacağım. Bunun numarası Shangle Sash. Gerçekten dünyanın en zor isimlerinden yerini kaymışlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Fena olmadı ha? Bu işin altından kalktık galiba. Güzel duruyor. Hoşuma gitti. Kameradan da umarım siz güzel görüyorsunuzdur. Ekstra yaptığı başka bir adım var mı diye tekrardan bir bakayım. Rujunu uyguladıktan sonra. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Sesi tamamen kısayım. Önce kapatıcı uyguluyor. Sonra bronzer uyguluyor. Sonra bir allık uyguluyor. Aynen krem allık. İyice dağıtıyor. Göz altlarına gelene kadar uyguluyor. Aynı renkle göz kapağından geçiyor. Yaptık bunu da. Hatta böyle bayağı kaşlarına kadar falan getirmiş. Aydınlatıcı uyguluyor. Burnunun ucundan aydınlatıcı geçiyor. Çil yapıyor. Ha, çil de yapalım. Bir dakika. Hayatımda ilk defa çil yapacağım arkadaşlar. Dudak kalemiyle olmuyor. Çok belirgin çil yapamıyorum. O yüzden şu kaş kalemini kullanacağım Lavlin'in. Beceremeyeceğim gibi. Çok az uygulayayım ya. Sonra doğal durması için üzerinden parmağıyla bir geçiyor. Şöyle şöyle bir şeyler yapıyor falan. Olmadı ya. Çil işini çok beceremedik. Biraz makyajı bozdu gibi ama şöyle şöyle üzerinden geçelim. Ya aynı duruyor hemen hemen. Yani yapay duruyor. Çok da şey durmuyor. Şöyle dağıtmış o iyice. Doğallaştırmış yani. Fazlalıklarını aldı büyük ihtimalle eline. Tamam, maskara uygulamış ve bitirmiş. Tamam, her adımı yaptık arkadaşlar. Çiline kadar yaptık yani. Oldu bence. Dudakları da aynı yapmışız. Dudak kalemi dağıtmışız. Üzerinden glossa geçmişiz. Çilleri de yaptık. Bitti. Çilleri de benimkinden aşırı aşırı farklı durmuyor. Ama tabii onun yüz hatları işte burun kemiğinin karakteristik oluşu falan tabii daha hoş durmasına sebep oluyor. Şimdi benim burundaki çillerin duruşuyla onun burnundaki çillerin duruşu farklı. Hatta şimdiye kadarki yaptığım en iyi akım makyajı olabilir. Yani bu kadın gerçekten bu işi biliyor. Bu kadın eğer böyle bir makyaj yapmasaydı ve bu makyaj akım olmasaydı arkadaşlar ben şuradaki pembe renkle göz kapağındaki pembeyi birleştirmezdim. Yani evet son zamanlarda biraz böyle allığı şuralara kadar falan getirdiğim oluyor ama karımla birleştirmiyordum. Yani Hayley ablamız aracılığıyla birleştirdik ve güzel bir lifting etkisi yarattı yüzümüzde. Aynı zamanda çok fresh duruyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, ben artık kaçıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki ürün incelemeye, makyaj akımları videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.